Sınırları aşan hediyeler gedik yatırımda. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Hocam modern futbolda Fenerbahçe bölümündeyiz. Fenerbahçe Pendik Spor'u 4-1 yenerek liderliği arasındaki puan farkını korudu. 2 puanlık bir fark var. E, maçın hakemi tam 46 kez faul düdüğü çaldı. E, çok fazla konuşuldu. oyunu sürekli durdu ki ilk yarı ve ikinci yarı toplam 23-24 dakika maça uzatma ilave süresi geldi. Öte yandan İsmail Kartal'ın da e, diğer maçlara farklı olarak Şimanski, Ciko, Osay gibi isimleri yedek oturttu. Çağlar ve İsmail'in cezası Çağlar'ın sakatlığı vardı. E, sorum şu hocam. Sizce Fenerbahçe'nin zorlanmasının ana nedeni. Maçın hakeminin bol bol düdüğe başvurması mıydı? Yoksa İsmail Kartal'ın rotasyonu muydu? Her ikisi de. Her ikisi de. Ee, Türkiye'de oyunun akmasına müsaade etmiyorlar. Bu sadece Fenerbahçe Pendik maçı için e, geçerli değil. Yani birçok maçta alt da de maçları izliyoruz. Ee, televizyon bütün gün cumartes pazar açık işte. Her yere bakıyoruz. Bizim ligimizdeki maçlara da bakıyoruz. Ee, risk almıyorlar. Belki fizik olarak da kendilerini hırpalamak istemiyor da olabilirler. Ama risk almıyorlar. Sürekli oyun duruyor. Aman başıma bir iş gelmesin mantığı var. Anlaşılabilir mi? Bir taraftan anlaşılabilir yani. T muhtemelen 205 FIFA'ya bağlı. 205 203 ülke mi var? 204 sanırım. 204, 204 de 205. Biz bir tane de kendimiz hayal bir ülke uydurmuş <laughs> olalım o zaman 205 olsun. Madem dedik 205 diye. Bu 205 ülkede en fazla hakemlerin baskı gördüğü ülke burası olabilir. Sokakta da baskı yaparlar. E, türbünlerden zaten e, baskı geliyor. Basın çok baskı yapıyor. E, yorumcular çok baskı yapıyor. Şeyde pek e, futbol hakkında söyleyecek sözü olmayanlar zaten hemen hakem işine soyunuyorlar. Hakem kararları yorumlanıyor. Sosyal medyada sürekli hakem... İşte pozisyon. Bana da şey attılar geçen. İki tane hakem karar sordu. Ben Wellington'un atılmasını doğru bulmadığımı söyledim. Hı hı. Direkt mesaj geldi. Seni Fenerbahçe düşmanı diye bana. Ee, Şeyde e, Ahmet Çakar hoca şey demiş ya penaltı değil demiş. Hı hı. Ben de o yüzde yüz faul dedim. Oradan işte seni Galatasaray düşmanı diye direkt mesaj geldi. Yani ben aynı maçın içinde hem Fenerbahçe hem Galatasaray düşmanı olabilmiş oldum. Böylelikle ki ben yalnız değilimdir. Bir sürü öyle insan vardı. Bir ara Mehmet Ayan söylüyordu tek bir cümleyle. E, üç büyük camianın da düşmanı olabilirdim evet. <laughs> ben diye. E, öyle söylüyordu. Sadece hakemlere baskı yapmıyorlar. Hakemlerle ilgili, ilgili konuşanlara da baskı yapıyorlar. Yani Kimisi o baskının altında yani baskıdan, baskıdan etkileniyor. Kimisi de benim gibi umurunda olmuyor. Ama netice itibariyle hakemler baskı altında. Onu biliyoruz. Dolayısıyla titrekler... Çoğu futbol oynamadığı için oyunun ruhunu çok bilmiyor. Ya bakın amatör bile oynamış olmak birazcık öğrenmenizi sağlar. Yani bu işe başka bir şeyden gelmek onu doğru bulmuyorum. Bakın amatör bile olsa yani böyle 150-200 maç oynamış olmak öğretir birçok şeyi. İkili mücadele, yani hakem yorumcuları var. Ee, kokart takmış olan hakem yorumcuları da var. Yani hiç oynamadıkları çok belli. Ee, elin doğal pozisyonu falan konularında bunu çok fark ediyorum. Ya yani top oynamış adamlar o elin doğal pozisyonu her durumda farklılaştığını bilir. İkili mücadeleleri çözme bağlamında bilir. Hangi darbe ne tarafa ivme yaratır onu bilir en azından. Belki çok iyi tarif edemeyebilir. Yani konuşma dili ona yeterli olmayabilir ama oynamış olanlar bilirler yani. O kararı verebilir, daha kolay verebilirler. Bizim hakemlerimizin bir handikapı da, bir dezavantajı da Futbol oynamaya vakit bulamamış olmak geçmişte. Böyle de bir durum var. Ama İsmail Hoca sadece hakemlerde ararsa bence doğru olmaz. Çünkü Fenerbahçe hem doğru 11 ile çıkmadı hem doğru strateji ile çıkmadı. Basitçe örneklendirecek olursak oyunu geriden kurmasına müsaade etmiyor Pendik takım. Önde sert bir baskı yaptı. Yaptı mı? Evet. Çıkabildi mi Fenerbahçe? Çıkamadı. Sağlıklı baskı. bir şekilde çıkamadı. Top her zaman olduğu gibi son zamanlarda çokça rastladığımız gibi... Kenardaki oyun kurulara çok gecikmeli geldi. O gecikmeli geliş Fenerbahçe'nin oyunda bir ritim yakalamasının önünde de bir engel, kaleye gitmesinin önünde de bir engel, daha net daha garanti pozisyonlar üretmesine de bir engel. Ona çare bulamadı İsmail Hoca da. Dolayısıyla evet hakem kötü mü yönetti? Çok kötü yönetti. Ama İsmail Hoca da harika bir maç geçirdi diyemem. Peki İsmail Hoca'nın şimdi aynı Pendik Spor maçında olduğu gibi e, ligin bitimine 9 hafta kala ve konferans liginde şu anda bir maç garanti zaten revanşı yüksek bir ihtimalle 2 maç daha minimum eklenecek. 12 maç olmuş olacak. E, Trabzon Spor maçından sonra bir milli ara var Hı -hı. ve geriye 10 maç kalmış olacak aslında Saint-Gilois ve Trabzon maçlarının ardından. Kalan o kısa sürede yani 10 maç Süper Kupa ile beraber hatta 11 maç. İsmail Kartal'dan yine ligde, lig için konuşuyorum. Bu tarz rotasyonlar peki bekliyor musunuz ya da yapmalı mı? Ben azalacağını düşünüyorum. Çünkü St. Jiloas maçından sonra artık final turları başlıyor. Hı hı. İlki çeyrek final. Çeyrek finalde artık kim gelirse gelsin şunu biliyorsunuz. Geçerseniz yarı finale kalacaksınız. Doğal olarak bütün gücünüzü, kuvvetinizi, topunuzu, tüfenizi hepsini sağda kullanırsınız. E, ligin zaten finaline geldik. Orada da top tüfek ne varsa bütün mermi şarjör dolu olacak, her şey dolu olacak, tam attı çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben artık rotasyon beklemiyorum. Yani bu bölümü oyuna oynar Fenerbahçe takımı. Eğer sakatlık makatlık olmasın, kaza şey olmasın, kart problemi falan olmasın, ben ideal 11 ile çıkacağını tahmin ediyorum. Genelde büyük takımların çok geniş rotasyonları olmasına rağmen sezon finalini genelde benzer 11'ler oynuyor. Evet. Katılır mısınız Doğru. bana? Yani City mesela rotasyonu seven bir teknik adamı var. O da Şampiyonlar Ligi'ni aldığı sezonu göz önünde bulunduracak olursak Lig Avrupa çok şey yapmadan gitti garanti olmasına rağmen. Evet. Bayern Münih'in kupayı aldığı sene, duble yaptı, hatta üçünü de aldığı sene onlar da son iki ayı aşağı yukarı ideal 11 ile geçirdiler ve biz o 11'leri ezbere biliyoruz. Ki geçtiğimiz sezon Galatasaray'da evet Tabii. son 10 hafta 11 hafta belki de hep aynı 11 ile ya Avrupası yoktu. Tabi Avrupa yoktu onda. Avrupa girince işte eşsiz. Ligde Hı -hı. zaten rotasyona ihtiyacınız olmaz. 7 gün ara var yani. Hı -hı. 7 değilse 5 gün ara var en kötü. Yani pazartesi oynadınız, cuma oynadınız. 5 gün ara var. O zaten yeterli bir süre. Sakatlık ve ceza olmadığı sürece sadece lig oynayanlar için rotasyon gerekmiyor. Saçmalık olur. Ama araya Avrupa girecekse ya girecek olan Avrupa maçta final turları artık yani çeyrek tamam. final kazanırsanız geçerseniz yarı finale gideceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla artık rotasyona falan gerek yok. Zorunlular Sadece Sadecelikte şey hassasiyeti oluyor hocam. Hani oyuncumuz kart sınırında bir sonraki haftaya kaçırmaması açısından böyle bir tartışma konusu da var. Bir buçuk iki yıldır Türkiye'de özellikle. Eskiden böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Yani ya o olabilir. Çünkü. Şimdi çok kritik bir oyuncu vardır. E tabi. Ve bir sonraki haftada çok kritik bir eşleşme vardır. O eşleşmede sizin en önemli parçanız olabilecek bir oyuncuyu sakınabilirsiniz. Yani hı hı. kart şeyini kullanabilirsiniz, kart rotasyonu o bir, bir, bir oyuncu için olabilir. Hı hı. Ama onun dışında bence rotasyona gerek yok fena başladı artık. Ee, Fenerbahçe geçtiğimiz Perşembe de özür dilerim. Şimdi geçen şey e, oğlumla konuşuyoruz. O da Aha. iyice filozof gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bazen böyle şey yaparım, karar vermekte zorlanırım falan. İşte sonrasını hep düşünürüm. Sonra ne olacak? Ya olmayacak şeylere üzülürüm. Yani yıllar sonra gerçekleşecek şeyleri bugünden başlarım üzülmeye falan. onunla konuşuyoruz. Hatta yürüye yürüye. E, giderken şey dedi. Baba dedi benim dedi felsefe şu. Şimdi taşındık ya biz. Evet. Eski mahalleye her gün okuldan çıktıktan sonra eve geliyor. Çantayı bırakıyor. Eski mahalleye gidiyor arkadaşlarının yanına. E şimdi son otobüs. Otobüsle dönüyor. Son otobüsü bazen kaçırıyor. Geç kalıyor yani. Şey söyledi. Bir gün arkadaşları şey söylemiş. İşte son otobüsün geçmesine beş dakika var. Seni durağa bırakalım mı? Yok demiş şu anda burada olmak istiyorum. E demişler işte taksi parası işte 125 lira tutuyor. Hem bir o şey var. Ekonomik anlamda bir sana darbe olur bir. İkincisi geç kalacaksın falan. On demiş ben geç kaldığımda düşünürüm. Şimdi düşünmeme gerek yok. Şu anda burada olmak istiyorum. Burada olacağım. Geç kalırsam o 125 lirayı o zaman dert ederim. Geç kalmayı da o zaman dert ederim. Neden şimdi dert edeyim? Demiş. Şimdi varsın şey var. İşte sakatlık futbolun hı hı. futbolun olağan durumlarından bir tanesi. Kart da aynı şekilde olağan durumlardan bir tanesi. Ya o ceza geldiğinde düşünün onu. Veya o sakatlık dilemiyoruz hiçbir sporcu için. Hı hı. Ama o sakatlık geldiğinde düşünün. Bugün top, tüfek ne varsa hepsini koyun sahaya. Gelirse düşünelim. Alternatif arayalım. Bugünden aramaya gerek yok. Bugünden bunun bunalımına girmeye gerek yok. Bu yani overthinking dedikleri evet. şey belki de bu. Yani ben yaptığım için biliyorum. <laughs> belki de bu. Her şeyi hesapla ya bırak bir akışına bırak biraz da. Bırak akışına. Akışına bırakmak rahatlatır. Yani ben çok e, akışına bırakan bir adammış çok biliyormuş gibi an, anlatmış olmayayım. Yani benim yapamadığım bir şey bu. Çoğu zaman. Yapamadığım bir şey. Ama akışına bırakmak daha sizi gerginlikten de alır. Çok gergin olmazsınız. Sürekli karar vermek zorunda hissetmezsiniz kendinizi. O da baskıdır. Kendinize de baskı yapmayın. Ligin finaline geldik. Kazanılması gerekiyor mu bu maçın? Evet. En iyi 11'im ne? Bu. Oynarım. 3 tane fren verdi. Onda o gün düşünelim o zaman. Bugünden düşünmeyelim. Bu gelecek. İsmail Hoca'yı. Gerecek. Bu gerginliğe gerek yok. İdeal 11 ile çıkasın maça. Ben freti biraz şeyden emin olamadım. Birkaç hafta önce hani ilk hat, Hatay'da mı oynama ihtimali vardı? Hatay'da oynadı. Kasımpaşa maçında oynama ihtimali de vardı, evet, vardı galiba değil mi? ama oynamadı. Ben o ara şöyle söyledim. Ya Zaten bir buçuk aydır bir aydır fretsiz oynanıyor. Bir alışkanlık yerleşti iyi kötü. E, çok büyük puan da kaybetmedi e, Fenerbahçe. Dolayısıyla bir maç daha böyle geçebilir. İç sade he, hele. 50 bin kişi çorulandınız yarım saatte çekersiniz fişi. Ben öyle düşündüm. Hı hı. Yeter ki çocuğa bir şey olmasın diye. Ama şimdi artık düşünecek bir şey kalmadı. Fred'in de, işte Cekon'unda, da, içinde, de, Ferdi'nin de, Osain'in de, Şimanski'nin de bütün enerjisinden yararlanma zamanı şimdi. Şimdi değilse hangi gün? Şimdi final, final. Finale geldik. Şimdi her şeyinden yararlanın. Düşünmeyin, erteleyin şeyi. Ee, ol, bir sakatlık olursa düşünürsünüz. Hı hı. Ceza olursa, birisi kartı tamamlarsa düşünürsünüz. Bu maçları geçin. Çünkü bu maçlardan 3 puan alınmadan diğerlerinin diğerleri belki final olma hüviyetini kaybedecek.